merhabalar, iyi akşamlar. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandada daha yine sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye hem de dünya gündemine ilişkin yerinden hazırladığımız özel dosyalarla, yaptığımız özel röportajlarla sizlerle birlikte olacağız. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan Başkanı Biden, Rusya'nın hangi tarihte Ukrayna'yı işgal edeceğine dair açıklamalarda bulunuyor. NATO, Rusya karşıtı açıklamalarda, Rusya'yı kınayan açıklamalarda bulunuyor. Diğer taraftan da Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile bir savaş olmayacak diyor. Öte taraftan da Ukrayna sınırına Rusya askeri yığılmaya devam ediyor. Dünyanın ve Türkiye'nin gözü Ukrayna'da. 3 Şubat'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidecek. İşte böyle kritik bir süreçte Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Vasili Bodnar'la görüştüm. Aslında kendisiyle Ankara'da Ukrayna Büyükelçiliği'nde yüz yüze görüşmek istedim. Ancak Ukrayna Büyükelçiliği'ndeki yoğun trafikten ötürü kendisiyle internet üzerinden online görüşmek, online röportaj yapmak mümkün oldu. İşte Ukrayna cephesinden verilen o yanıtlar. Ambassador, thank you very much for this interview. Sayın Büyükelçi, Ukrayna'daki son gelişmeleri anlatabilir misiniz? Ukrayna ve Rusya sınırında şu anlarda, şu günlerde neler oluyor? Son durum nedir? Thank you very much. Thank you for attention to Ukrayna. Ukrayna'ya hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında Ukrayna'da durum istikrarlı. İnsanlar biraz tedirgin hissediyor ama hayat doğal akışına devam ediyor. Ancak sınır bölgesinde hala Rusya'nın bütün dünyayı tedirgin eden ve farklı bakış açıları uyandıran baskılayıcı tutumu devam ediyor ve bazı ülkeler savaş ihtimali üstünde çalışıyor. Aslında şu anda tanık olduğumuz durum 8 yıldır zaten içinde bulunduğumuz tehdit hali. Rusya 2014'te Ukrayna'yı işgal etti. O zamandan bu yana bahsedilen herhangi bir barış anlaşması yapılmadı ya da uzlaşıya varılamadı. Biz ateşkes ve barış için hazırız ancak Rusya tarafından baktığımızda bizleri hala silahla tehdit etmeye çalışıyorlar. Sınırlarımıza silahlarını yığıyorlar ve tankları konuşlanıyor. Ayrıca Belarus'taki askeri birliklerini artırdılar. Bu da politik olarak bölgede tehdidi yükseltiyor. Ama biz kendi makineli tüfeklerimizi temizlerken işi şakaya vuruyoruz ve sakin kalmaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği kesin tarihi veriyor. Rusya tarafındansa Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile savaş olmayacak diyor. Sizin için hangi açıklama daha gerçekçi? Rusya'nın şu ana kadar yaptığı açıklamalara bakalım ve karşılaştırma yapalım. 2013'te Rusya Başkanı ve diğer tüm yetkililer Kırım'da Rusların işgalci birliklerinin olmadığını ya da Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna Hava Kuvvetleri ile çatışma halinde olmadıklarını söylüyorlardı. Ama bunu gerçekleştiren Ruslardı. Daha sonra da kendilerini çatışmanın dışında tutan propagandalar yapmaya başladılar. Kendilerini sorunun bir parçası gibi göstermemeye çalışarak bizleri kendi işgal ettikleri topraklarda uzlaşmaya çağırdılar. Ama burada kimin saldırgan, kimin kurban ve kimin arabulucu olduğu ile ilgili anlaşılır üçlü bir mekanizma var. Burada çatışmanın iki tarafı var. Ukrayna ve Rusya. OİSİ arabulucu olarak bulunuyor. Rusya durumu manipüle etmek için uğraşıyor. Bu noktada sınırlara Rusya'nın askeri sevkiyatı düşmeyip aksine artarken Lavrov'a nasıl güvenebiliriz ki? Rusların kuvvet güçlerinin sayısı, hava güçlerinin sayısı ve helikopterlerinin sayısı sınırda artıyor. Durum çok korkunç görünüyor. Amerika tarafından durum belki biraz daha iyimser görünüyor çünkü onların daha fazla bilgileri var. Belki Amerikalılar Ruslara göre seslerini daha yüksek ve daha hızlı çıkartmaya çalışıyor. Özellikle diplomatlarını Ukrayna'dan geri çekme kararı için. Bu karar verildiğinde görünen gerçek bir tehdit de yoktu. Biz sadece buna işaret eden hamleleri gördük. Biz Rusya'nın Ukrayna'yı istila edebileceğine dair ihtimalleri göz ardı etmiyoruz ancak Rusya'nın işgal etmesine de göz yummuyoruz. Bu işgal için Rusya çoktan girişimlere başladı. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda bütün dünyanın olan biteni herhangi bir şey yapmadan acaba istila edecek mi yoksa etmeyecek mi diye sadece tartışıyor olması da hiç doğal bir durum değil. Birleşmiş Milletler diye bir organizasyon var. Eğer hiçbir şey yapılmayacaksa neden Birleşmiş Milletler diye bir kurum var? Onlar da bir şeyler yapmalılar. Sizin Cumhurbaşkanınızın dediği gibi dünya sadece 4 veya 5 ülkeden ibaret değil. Neredeyse 200 ülke var. Hep birlikte savaşı önlemek için bir şeyler yapalım. Çünkü bu gerçek bir durum ve pek çok ülke bu savaş ihtimaliyle tehdit altında. Bugünün dünyasında yaşanabilecek bir durum değil bu. Peki NATO neden Ukrayna'nın üyeliğini şu ana kadar kabul etmedi? Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bu çok açık ve anlaşılabilir bir durum. NATO'nun içinde bizi görmek istemeyen veya reddetme gerekçesi farklı olan ülkeler var. Özellikle Almanya. 2008'de Fransa ve Almanya, Ukrayna ve Gürcistan'ın üye olmasına karşı çıktılar. Almanya buna bugün de hala kendi açısından sıcak bakmıyor. Silahların Ukrayna'ya transferine veya satışlarına izin vermiyorlar. Hala Ukrayna'nın NATO'nun içinde olması konusunda şüpheleri var. Diğer taraftan bizim açımızdan bugün içinde bulunduğumuz durumda tek barışçıl yol NATO üyesi olmak. Çünkü Rusya NATO'yu istila etmez. NATO ülkeleriyle rekabete giremeyeceklerini ya da çatışamayacaklarını anladılar. Mesela Türkiye, NATO tarafından politik olarak da koruma altında. Şu anda güçlü bir orduya ve savunma kapasitesine sahip. Tarihi hatırlarsınız, 1948'de Türkiye NATO'ya girdiğinde Rusya NATO için bir tehditti. Eğer Moskova'dan o dönem Rusların söylediklerini dinlerseniz, Türkiye'nin de NATO üyesi olmaması için baskılar vardı. Gücü kendi ellerinde toplamak istiyorlardı. Bu Rusya'nın agresifliğini gösteren bir davranış modeli. Rusya'nın agresif politikaları sadece Ukrayna'ya hedef almıyor. Aynı zamanda diğer ülkeleri de etkiliyor. Biz sadece kendimizi savunmuyoruz. Aynı zamanda bütün Avrupa'nın güvenlik sistemini savunuyoruz. Bu durumda sizce Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasındaki arabuluculuğu işe yarayacak mı? Kesinlikle. Bu çatışmayı barışçıl yöntemlerle çözmenin yollarından biri. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendi Cumhurbaşkanımız da zaten bu arabuluculuk teklifini kabul etti. Bu bizim için iyiye işaret. Cuma günü de Rus tarafının Ankara'ya gelip görüşme konusunda mutabık kaldığını duyduk. Ama onların arabuluculuğa hazır olup olmadıklarını veya sadece durumlarını kontrol etmek için mi geldiğini bilmiyoruz. Ziyaretlerinin amacının uzlaşma olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya ziyaretinde bunların tartışılacağına inanıyoruz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretiyle ilgili plan nedir? Onunla neler konuşacaksınız? Türk hükümetiyle masada neler var? Eğer tarihlere bakarsanız Şubat'ın 3'ü sembolik olarak Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin başlamasının 30. yılı. Ardından Stratejik Konsey'deki sembolik ve başkanlar arasında üst düzey olan toplantılarımızı yapacağız. Eğer detaya girecek olursak, diğer bakanların da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanları açısından politik diyalogların ne şekilde geliştirilebileceği yönünde görüşülecek. Rusya ile barışçıl bir şekilde nasıl uzlaşıya varılabilir diye konuşulacak. Onun dışında iki ülkenin tarımda, askeri teknik gelişmeler konusunda turizmi geliştirme, kültürel işbirliği gibi son yıllarda karşılıklı fayda sağlanabilecek konuları konuşacağız. Mesela tarımdaki işbirliğimizde %50 oranında artış gösterdik. Aynı zamanda savunma sanayide de öyle. Savunma sanayinde Türkiye ile sadece alım-satım konusunda değil, birlikte projeler üretebilme konusunda da ilerleyen bir yoldayız. Çok teşekkürler. Başka eklemek ya da altını çizmek istediğiniz bir konu var mı? Ukrayna'nın durumunun tüm bölge için önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Sesimizi duyurmak zorunda olan ülkeleriz ve pozisyonlarımızı korumak zorundayız. Bu anlamda işbirliği içinde hareket etmemiz önemli. Bir pozisyonumuz var ve bu pozisyonu korumak için gücümüz var. Sadece birlikte yapıcı ve kalıcı işbirliği inşa ederek turistler için uygun ortam ve bilim insanları için yeni yaratıcı iş alanları oluşturabiliriz. Pozisyonumuzu ve bölgemizi güçlendirerek sadece bu bölgede değil, tüm bölgede önemli rol oynayacağız. Anlayacağınız biz birlikte güçlüyüz. İşte bütün bunlar yaşanırken bölgedeki gerginliğin Ukrayna'da yaşayan Türklere, Ukrayna ile olan ticareti etkisini de merak ettik. Türkiye-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Burak Pehlivan ajandaya yorumladı. Türkiye-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Sayın Burak Pehlivan'la birlikteyiz. Ukrayna'daki son durumu görüşmek, oradaki iş adamlarına yansımalarını konuşmak ve orada yaşayan Türklere yansımalarını konuşmak için. Burak Bey merhaba. Merhabalar Beyhan Hanım. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde Ukrayna başlığı var. Acaba bölgede bir gerginlik yaşanacak mı? Acaba Rusya Ukrayna'ya tekrar müdahale edecek mi? Bir operasyon düzenleyecek mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da diğer NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya olan cevabı ne olacak? En çok tartışılan konulardan ve belirsiz görülen konulardan bir tanesi de bu. Sizin öngörüleriniz nedir buna yönelik? Söz konusu olan Rusya ile Ukrayna arasında bir sıkıntı olup olmayacağı. Zira NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'da, Ukrayna için birkaç seferde dile getirdikleri gibi Rusya ile savaşmayacaklardır. Rusya-Ukrayna ilişkilerine baktığımızda ise zaten 2014 senesinden beri 7-8 senedir, 8 yıldır aşağı yukarı Avrupa Meydanı'ndan sonraki süreçte gerek Kırım'ın ilhakı sonrası, gerek Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların eylemleri noktasında zaten devam eden, süre gelen çok ciddi sıkıntılı bir süreç 8 senedir devam ediyor. Tabii buradaki sürecin daha dramatik hale gelmesi Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin hem diplomatlarının bir bölümünü, diplomat ailelerini ülkeden çekme kararı alması hem de vatandaşlarına ülkeden ayrılma tavsiyesinde bulunmasıyla biliyorsunuz farklı bir mecraya evrildi. Ancak şimdilik Avrupa Birliği vatandaşları, diplomatları buradalar. Hatta bizim de çok yakın ilişkide olduğumuz dostlarımız var. Zaman zaman sosyal medyada da paylaşımda bulunuyorlar. Ya işte dün operaya gittim, hayat benim için devam ediyor. Evet belki bir şeyler olabilir ama biz yine çalışmaya devam ediyoruz. Değer yaratmaya devam ediyoruz. Günlük hayatımızda herhangi bir eksiklik, herhangi bir farklılaşma yok diye dile getiriyorlar. Arkadaşlarına destekleri için teşekkür ediyorlar. Biz de Türk iş dünyası olarak, buradaki Türk işletmeler olarak Ukrayna'da normal günlük seyrimiz içerisinde hayatımızı devam ettiriyoruz. Yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. 30 bin üzerinde Türk işletmelerimiz Ukrayna'da istihdam yaratıyorlar. Tabii her türlü senaryonda gerçekleştirme ihtimali de var. Biz de vatandaşlı olarak burada Büyükelçiliğimizin de sağ olsunlar destekleriyle, devletimizin de desteğiyle her türlü senaryoda da hazırlıklıyız. Ancak şu aşamada böyle çok yakın bir zaman içerisinde çok olumsuz bir durum karşılaşacağını düşünmüyoruz. Fakat tabii ki bu tip çok jeopolitik olaylar, bir anda hızlanması, bir anda farklı noktalara evrilmesi de her zaman ihtimal dahildir, imkan dahildir. Ancak akıl, mantalite, rasyonelite çok korkulan bir noktaya sürecin taşınmayacağını söylüyor. Ukraynalıların davranışları nasıl bölgede? Bir kaygı var mı, bir gerginlik var mı? Yani ya savaş ihtimali tekrar masada olursa gibi hani... Batı basınında özellikle Anglo-Sakson medyada yer alan haberlerin, gelişmelerin Ukrayna'da yansıma bulmaması mümkün değil. Bunu kabul etmek lazım. Ancak genel olarak sakin insanlardır, eğitimli insanlardır. Her türlü onlar da benim konuştuğum gibi senaryonun olabileceği ihtimalini düşünürler ama biraz önce bahsettiğim Avrupalı arkadaşlarımızda oldukları gibi onlar da günlük hayatlarını devam ettiriyorlar. Sokaklar sakin, normal insanlar işinde gücünde. Restoranlar, kafelerse eğer yine aynı doluluklarına devam ediyorlar. Hani bugünden yarına çok büyük bir olumsuzluk olacak şekilde bir yaklaşım yok. Bilakis Ukrayna liderliği de, Ukrayna hükümeti de evet biz kendimizi savunacak durumdayız ama insanlara itidal tavsiye ediyorlar. İşlerinin güçlerinde olmasını tavsiye ediyorlar ve şunun altını çiziyorlar. Diyorlar ki ya biz eğer çok bu işlerde farklı noktalara ifade edersek bizim ekonomimiz paralize olur. İşletmeler çalışamaz. Ekonomimiz bozulur. İnsanlar işsiz kalmaya başlarlar. İşte bu ortamda bizim karşımızda olan unsurlar ülkemizi karıştırmak adına manipülatif faaliyetleri yapacak daha fazla zemin bulurlar. İşte o zaman bizim karşımızda düşman daha başarılı olur ve biz daha savunmasız, daha zayıf hale geliriz yaklaşımıyla durumu ele alıyorlar. Tabii savunma noktasında gerekli tedbirleri mutlaka Ukrayna liderleri alıyordur. Burada Türkiye'nin arabulucu olma yönünde attığı adımların bölgede etkisi ne kadar olur sizce? Ne kadar etkili olur? Komşunuzdaki ateş sizde yakar. Şimdi her şeyden önce hepimiz insanız. İnsan hayatından daha değerli bir şey yok. Dolayısıyla biz Ukrayna'da bir kimsenin burnunun kanamasını dahi istemeyiz. Bunu zaten her zaman altını çiziyoruz. Dolayısıyla Türkiye her şeyden önce insani nedenlerle komşusunun yanında olmak adına bu işin belli evrelere gitmesini engellemek için elinden geleni yapacaktır ki Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin bu noktada zaten bu işi yumuşatmak adına, arabuluculuk adına girişimleri var. Bunları da ifade ediyorlar. İkinci unsur, daha tali olmakla beraber. Tabii dünya üzerinde burada yaşanacak bir olumsuzluktan Ukrayna ve Rusya'dan sonra en çok etkilenecek ülke Türkiye'dir. Neden derseniz Türkiye'nin 2021 senesinde yurt dışına aldığı müteahhitlik hizmetlerinden hizmetlerinin yarısından biraz fazlası bu iki ülkeden alındı. Türkiye'ye gelen turistlerin %30'dan fazlası, neredeyse 1/3 bu ülkeden geliyor. Aynı şekilde Türkiye'nin bu iki ülkedeki yatırımların miktarı 15 milyar doları geçmekte. Yine Türkiye'nin gıda ve tarım ürünleri ithalatının yaklaşık %40'ı yine bu iki ülkeden geliyor. Dolayısıyla ekonomimizin her alanda inşaat, turizm, ticaret ve yatırımlar noktasında oldukça eklemlendiği, her iki ülkeyle de çok katmanlı, sofistike ilişkilerimizin olduğunu, karmaşık ilişkilerimizin olduğunu görüyoruz. Bu anlamda iki ülke noktasında da pozitif anlamda, yapıcı anlamda kaldıracımız da söz konusu. Türkiye'de bu noktada hem iyi komşu ilişkiler açısından, Karadeniz Havzası'nda istikrarın, barışın egemen olması açısından hem de bu dediğim parametrelerinde göz önüne aldığımızda en yoğun şekilde bu sürecin ortaya korkulan olmaması noktasında çalışma üreten, çaba harcayan ülkeyiz. Bu da çok normal. Bu ateşin yanmaması lazım. Bu ateşin yanmasının hiç kimseye faydası olmaz. Hele bize hiç fayda olmaz. Coğrafyamıza hiç kimseye faydası olmaz. Onu söyleyeyim. Dünyanın belki başka noktalarında bu işten fayda görecek ülkeler olabilir mi? Onların da çok olacağını belki zannetmiyorum ama biz de Türk iş dünyası olarak elimizden geldiğince burada görevimiz dahilinde, görevimizde işlerimizi götürmek her şeyden önce, istihdam yarattığımız, insanların maaşlarını ödemek, sorumluluklarımızı yine getirmek ve iki ülke arasındaki ticaretin eksiksiz, kusursuz ve aksamaya uğramadan devamını sağlamak. Biz de üzerimize düşeni kendimiz, kendi çapımızda yerine getirmek için de elimizden gelen eforu sarf ediyoruz zaten. Biz bölgemizde, tüm dünyada tabii istikrar istiyoruz, barış istiyoruz. Türkiye'nin yumuşak gücü katma değer yaratmaktır. Türkiye yıkan değil, yapan bir devlettir. Türk iş dünyası da bu dinamizmin, Türkiye'nin yumuşak gücünün çok önemli bir parçasıdır. Gerek inşaat sektörü itibariyle, gerek turizm sektörü itibariyle, gerek ülkemizde büyümenin lokomotifi olan ihracat sektörü itibariyle, gerekse de yurt dışında yerleşik olan ya da yurt dışında iş yapan Türk insanları ve Türk firmalarımızla. Ukrayna bu anlamda yıldız bir ülkedir. Ukrayna bu anlamda Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin son yıllarda altın çağını yaşadığımız bir ülkedir. Ukrayna'ya bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizesiz değil, pasaportsuz girebilmektedir. Ukrayna çok katma değerli ihracat yaptığımız bir ülkedir. 2021 senesinde inşaat sektöründe %130 artışla dünyada en çok iş aldığımız ilk 3 ülke arasına girmiş bir ülkedir. İlk kez 2 milyon üzerine turist rakamına ulaştığımız bir ülkedir. Ve yine Ukrayna içerisinde ilk 3 yabancı sermaye yatırımcı içerisinde olduğumuz bir ülkedir. Buna ek olarak da dış ticaretimizde tarihte ilk kez %52 arttırdığımız ve tarihliğine ilk kez 3 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız bir ülkedir. Dolayısıyla Ukrayna, bütün bu saydıklarım zaten dost ve kardeş bir ülke olmasak, komşu ülke olmasak başarabileceğimiz konular değildir. Daha alacağımız çok yol var. Biz sürece pozitif bakıyoruz, iyimser bakıyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler Sayın Burak Pehlivan. Bosna-Hersek'te tansiyon yükseliyor. Sırp siyasetçi Dodik, ordularımızı ayıracağız diyor. Boşnaklar tedirgin. Ajanda, Balkan ülkesindeki krizi Saraybosna'da araştırdı. Az sonra Ajanda'da. Sadece Ukrayna'da değil, Bosna-Hersek'te de tansiyon yüksek. Bölgede savaş tehdidini çağrıştıran provokasyonlar yapılıyor. Sırp lider Dodik ayrılıkçı açıklamalarına devam ediyor. Ordularımızı ayıracağız diyor. Boşnaklar tedirgin ve Ajanda ekibinden Emirhan Öztürk'le Eser Bakan işte böyle kritik bir süreçte Bosna-Hersek'e gitti, savaşın eşiğine geldi denilen bölgenin nabzını yerinde tuttu. Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp temsilcisi Dodik'in ayrılıkçı açıklamaları, ülkede yıllar sonra yasak olmasına rağmen kutlanan Sırp Cumhuriyeti Günü, Sırpların bağımsız Sırp ordusu kurma tehditleri. Bosna-Hersek, 90'lı yıllarda yaşadığı savaştan bu yana gerilimin en had safhada olduğu dönemini yaşıyor. Ülkedeki siyasi krizle birlikte yeni bir çatışma ortamı ihtimali masada. Krizin patlak vermesi geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan o olayla başladı. Avrupa Birliği 2021 yılında Batı Balkanlar politikasına daha çok yoğunlaşmıştı. 6 Batı Balkan ülkesiyle ilgili çalışmalar yürütülürken dönemin Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Insko, 23 Temmuz'da Sırpların yaptığı soykırımın inkarını suç sayan bir yasa çıkarttı. Bu yasa ülkedeki Sırp yöneticilerin tepkisini çekti. Başta Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik olmak üzere ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin yetkilileri yasayı boykot etmeye karar verdiler. Buna zemin hazırlayan durumsa Bosna-Hersek'in dünyadaki en karışık siyasi yapı olarak tanımlanmasına zemin hazırlayan Dayton Anlaşması. 14 Aralık 1995 tarihinde imzalanan Dayton Anlaşması, 1992-1995 yılları arasında Boşnaklar ve Sırplar arasında yaşanan kanlı savaşı sona erdirmişti. Ama bugünkü krize zemin hazırlayan yeni karmaşık yönetim sisteminin de direği olmuştu. Dayton Anlaşması Bosna Savaşı'nı bitirdi. Bosna-Hersek'i kantonlara böldü. Anlaşmayla beraber Bosna-Hersek 3 farklı ulusun temsilcisi tarafından yönetilmeye başlandı. O dönemden bu zamana Bosna-Hersek bir Boşnak lider, bir Hırvat lider, bir de Sırp liderin yer aldığı Devlet Başkanlığı Konseyi tarafından yönetiliyor. Bu karmaşık sistemin yapısını Bosna-Hersek Saraybosna Kantonu eski Sosyal Sorumluluk ve İş Bakanı Malik Garibya ile konuştuk. Halihazırda Sosyal Demokrat Partisi'nin Genel Sekreteri Garibya. Politički sistem Bosne i Hercegovine je jedan od najkompliciranijih. Bosna-Hersek'te uygulanan siyasi yapı dünyada en karışık olanlardan biridir. Bunun sebebi bu siyasi yapı Dayton Barış Anlaşması yapılırken aynı zamanda bu sistemde kuruldu. Yani taraflar barış için konuşurken siyasi sistemi de kurmaya çalıştılar. Bizim anayasamız çok karışıktır. Şöyle ki bir devletin içinde 2 tane siyasi bölge bulunur ve ayrıca Breçko Distrikt de vardır. Sırp Cumhuriyeti bölgesi merkezi bir sistemdir. Buna karşılık federasyon bölgesi merkezi değildir ve 10 farklı kantondan oluşur ki bunlardan her birinin ayrı olarak yasama, yürütme ve yargısı vardır. Bunun dışında ek olarak devlet düzeyinde bakanlar kurulu vardır ve ayrıca devlet başkanlığı konseyi de bulunur. Başkanlık konseyi 3 üyeden oluşur. Sırp Cumhuriyeti bölgesinden gelen bir Sırp ve federasyon bölgesinden gelen diğer 2 üye, bir Boşnak ve bir Hırvat. Bu yönetim şekli Bosna-Hersek'te sık sık sorunlara neden oldu. Ancak son dönemde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp temsilcisi Milorad Dodik'in ayrılıkçı açıklamaları ülkede gerilimi iyice tırmandırdı. Sırpların yaptığı soykırımın inkarını suç sayan yasayla artan tansiyon Milorad Dodik'in ayrılıkçı açıklamalarıyla devam etti. Dodik ilk adım olarak ülkenin Sırp Cumhuriyeti bölgesinde bir ilaç ajansı kurduğunu açıkladı ve Bosna-Hersek'in ulusal düzeyde yetkili İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu'nun yetkilerinin kendi kurduğu ajansa devredilmesine ilişkin kanun teklifini Sırp Cumhuriyeti Meclisi'nde kabul ettirdi. Dodik ayrılıkçı açıklamalarına her geçen gün bir yenisini ekledi. Sırplar olarak vergi ve yargı sistemlerinden çıkmak istediklerini belirten açıklamalar yaptı. Onlardan en radikal olanı aynı topraklar içerisinde Bosna-Hersek ordusundan bağımsız olarak Sırplardan oluşan bir ordu kurmak istemesi. Ortak ordu konusundaki anlaşmamızı geri çekeceğiz ve beraberindeki yasayı hazırlamak için 6 aylık bir süre bırakacağız. Milorad Dodik ilk somut adımını ise geçtiğimiz Aralık ayında attı. Yaptığı açıklamalarla Sırp ordusu kuracağını ifade eden Milorad Dodik açıklamalarını bir adım daha ileri götürdü. Bosna-Hersek Devleti'ne ait stratejik öneme sahip yetkilerin Sırp entitesi üzerine alınması için Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nde oylama yapıldı. Oylamada bu ayrılıkçı teklifler kabul edildi. Sırp Cumhuriyeti Meclisi'nde 8 saat süren oylama Dodik tarafından tarihi bir dönüm noktası olarak görülecek ve Sırp Cumhuriyeti bağımsızlığı için bir fetih anıdır olarak adlandırılacaktı. Arka arkaya gelen bu açıklamalar ülkede gerilimi tırmandırırken dünyanın farklı yerlerinden artan tansiyona bir de Bosna Hersek eklendi. NATO ana gündem maddelerinin arasına Dodik'in açıklamalarını da aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dodik'in ifadeleri için Sırp Cumhuriyeti'ndeki kışkırtıcı söylem ciddi bir endişe konusudur dedi. Ülkedeki gergin atmosfer 9 Ocak'ta iyice yükseldi. 9 Ocak 2015 yılına kadar Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanıyordu. Ancak 2015 yılında Bosna-Hersek Anayasa Mahkemesi bu günü anayasaya aykırı ilan etti. O günden beri kutlanmayan Sırp Cumhuriyeti Günü geçtiğimiz 9 Ocak'ta Bosna-Hersek'in Banja Luka şehrinde kutlandı. Kutlamalarda Sırp silahlı polis gücü de resmi yürüyüş yaptı. Kutlamalara Rusya, Çin ve Sırbistan'ın temsilci göndermesi gerginliği iyiden iyiye tırmandırdı. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Biser Turkoviç bu kutlamalara resmi katılımı Bosna Hersek'in iç işlerine ağır müdahale olarak yorumladı. 3 ülkeye nota verildi. Avrupa Birliği Komisyonu'ndan da açıklamalar gecikmedi. Komisyon sözcüsü Peter Stano da Sırplara yaptırım kapısını açık bıraktı. Sırpların bu ayrılıkçı adımlarına Müslüman Bosna halkı da tepkisini sokaklarda gösteriyor. Son olarak hedefleri Bosna kasaba olarak bilinen Saraybosna kuşatmasında Sırp ordusunun başkomutanı General Mladić'ti. Bir Boşnak genci Saraybosna'nın Sırp Cumhuriyeti bölgesinin girişindeki Ratko Mladić plakasına işte böyle saldırdı. Bosnalıların sokağa taşan protestoları şimdilerde de devam ediyor. Tüm bu yaşananlar ülkedeki gerginliği son 30 yılın en üst seviyesine çıkartıyor. İşin bir diğer şaşırtan tarafı Sırp Dodik'in siyasete ilk adım attığı günlerle şimdiki siyaseti arasında 180 derecelik bir değişim olması. O dönemlerde soykırımı kabul edip bugün tekrar savaş çığırtkanlığı yapması gibi. Dodik, Batı devletleri desteğiyle yürütmenin başına geldi. Öncelikle ABD ve Avrupa Birliği aracılığıyla. O dönemde bambaşka bir ideoloji ve siyaset anlatıyordu. Mesela açık bir şekilde barış için konuşmalar yapmıştı ve soykırımı kabul etmişti. Ancak yürütmenin başına geçince 180 derecelik radikal bir şekilde siyaseti değiştirdi ve tam tersi bir yola gitmeye başladı. Milliyetçilik siyaseti yüzünden seçimleri kazanmaya devam etti. Her dönem seçimlerden önce bir yıl içinde milliyetçilik ateşlerini tekrar yakardı ve böylece tekrar seçilirdi. Malo pomalo pravio iskorake. Bosna Hersek 2022 Ekim'inde sandığa gidecek. Dodik de seçim öncesi milliyetçi açıklamalarının dozunu artırıyor. Onu bu denli cesur kılan iki etken var aslında. Rusya ve Çin. Günümüzde Dodik tarafından yapılanlar gölgeden Rusya ve Çin desteği olmasa kesinlikle yapılamazdı. Bugün yapılan hamleleri çok açık olarak söyleyeceğim. Rusya ve Çin desteğiyle yapıldı. Onların desteği olmasa bu nokta veya düzeye gelmezdik. Maalesef geçen seneki olaylar durumu zirveye çıkardı. Bu şekilde Dodik kırmızı çizgiyi geçti. Kendisi bile kontrol edemeyecek bir canavar yarattı. Bunun için günümüzde tehlikeli durumda bulunmaktayız. Yeni bir savaş veya çatışma ihtimali hiçbir zaman daha açık ve net değildi. Peki bu açıklamalar yeni bir çatışma ortamına yol açtı mı? Yeni bir savaşın çıkma ihtimali çok yüksek. İnsanlar bunun farkında. Sokakta hep bu konuşmaları duyabilirsiniz. İnsanlarda bir korku var. Saraybosna'da yaşayanlar Bosna Hersek'in barışta ve sakin bir şekilde dağılmasına kesin bir şekilde izin vermeyeceklerdir. Biz buna karşı savaştık ve buna izin vermeyiz. Bunun için bütün demokratik ve siyasi hamleleri kullanmalıyız. İşte bu gergin ortam Bosna Hersek'te savaş söylemini iyice arttırdı. Tüm bu yaşananların ardından Daha önce Ankara'ya da gelen Milorad Dodik, ülkedeki çözümün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı olduğunu söyledi. Dodik, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak desteğiyle bölgedeki diyalog ortamının oluşabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yakın zamanda Ankara'da Sırp mevkidaşı Vučić'le bir araya gelmiş ve bölgeyle ilgili arabuluculuk teklifi yapmıştı. Bosna'nın toprak bütünlüğünü sağlayacak emin adımlar atılmasını istemişti. Ve bu toplantıyla da özellikle Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Açıklamalara bakıldığında bölgedeki artan krizde Türkiye'de mutlak surette etkin rol oynayacak. Bosna'da geçtiğimiz 2021 Temmuz ayında fitili ateşlenen gerilim had safhaya ulaşmış durumda. Ülkede diyalog ortamı oluşmadığı için Dodik'in ayrılıkçı adımlarıyla büyüyen kriz işte böyle sokağa da yansımış vaziyette. Bosna Savaşı'nın hatıralarının hala çok taze olduğu ülkede yeni bir çatışma ortamının yaklaşıyor olması hem bölge halkını hem de bölgede etkin olan siyasi aktörleri endişelendiriyor. Bosna Hersek'te insanlar binlerce kişinin ölümüne neden olan kanlı savaşı bir kez daha yaşamak istemiyor. Türkiye'ye Sibirya soğukları geldi, ajanda Sibirya'ya gitti. Yaşanan hava olayları, iklim değişikliğinin somut göstergeleri mi? Çevre uzmanı Umay Yılmaz ajandaya yorumladı. Az sonra ajandada. Türkiye hafta içerisinde soğuk hava dalgasının ve yoğun kar yağışının etkisindeydi. Meteorolojiden de yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Türkiye'ye Sibirya soğukları geldi. Ajanda ekibi ise Sibirya'ya gitti. Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, Sibiryalıların yoğun kar yağışıyla ve soğuk havayla nasıl mücadele ettiğini, bu süreçte nasıl yaşadığını yerine gözlemledi. Sadece bu kadar da değil, rekor seviyede diye anılan kar yağışının iklim değişikliğiyle bağlantılı olup olmadığını uzmanıyla konuştuk. Aman dikkat uyarısı aldık. Yağmurları, seller, çekirge istilaları, kuraklıklar, yangınlar, atmosferdeki beklenmeyen hareketler. Son olarak Güney Pasifik ülkesi Tonga açıklarında sualtı yanardağının patlaması, aşırı doğa olayları, beklenmeyen yağışlar, yağışların miktarları. Daha birçok neden iklim değişikliğinin etkilerini insan hayatında yoğun bir şekilde hissettiriyor. Türkiye ve Avrupa genelinde görülen yoğun kar yağışı da bu rekor seviyenin iklim değişikliğinin etkileri arasında olup olmadığı tartışmalarına neden oldu. İstanbul, Gaziantep, Antalya, Türkiye'nin pek çok kentinde yağan yoğun kar yağışından bu manzaralar. Türkiye'ye dair Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde kuvvetli kar yağışının devam edeceğini açıklıyor. Doğu Karadeniz'e dair de çığ tehlikesi uyarısında bulunuluyor. Önümüzdeki hafta için ülkenin geneline dair yoğun don uyarısı yapılıyor. Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı Marmara bölgesindeki tarihi rekor olarak görüldü. 1987 yılının Mart ayında İstanbul'da karın yüksekliği 80 santim olarak ölçülmüştü. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yağan kara ilişkin AKOM'un ilk verileri kentin kuzey bölgelerindeki yağışı tekrar 80 santim olarak gösterdi. 24 Ocak tarihinde gerçekleşen bu kalanlık 6 saatte gerçekleşti ve saat bazında yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. Manzaranın nedeni kimine göre iklim değişikliğinin farklı etkileri. Kutup bölgesindeki soğuk havanın yoğun olmasından ötürü aşırı çökme eğiliminde ortaya çıkan alçak basınç eğilimi, Türkçesiyle kutup girdabı olarak bilinen polar vortex. İklim değişikliğini konuştuğumuz ve alınabilecek tedbirleri tartıştığımız bu son yıllarda kar yağışının hareketlerini gözlemlemek de önemli. Çünkü kar yağışının sürekliliği içinde bulunduğumuz ekosistem açısından, su kaynaklarımız açısından ve bunlara bağlı sektörler açısından da büyük önem taşıyor ve dünyanın dört bir tarafındaki bilim insanları karın hareketlerini gözlemliyorlar. Mesela ne sıklıkta yağdığı, karın derinliği ve karın ne kadar sürede eridiği gibi. Ancak öte taraftan karın saatlik ve yıllık yağışını analiz edebilmek ve kesin verilere ulaşabilmek de zor ileriye yönelik. Mesela 2021 yılında Avrupa ülkelerine yönelik önümüzdeki 20 yıl içerisinde giderek azalan bir kar yağışının görüleceği öngörülüyordu. Ancak bugünlerde Avrupa ülkeleri de tıpkı Türkiye gibi yoğun kar yağışı altında. Yoğun kar yağışı öncesinde AKOM, Sibirya soğukları geliyor uyarısı yapmıştı. Yoğun kar yağışı atmosferdeki nemin artmasından kaynaklanıyor, ancak öte taraftan da her yoğun yağışı, her soğuk hava dalgasını da küresel iklim değişikliğine bağlamak doğru değil diyor uzmanlar. Fakat tabii yanımızda konunun uzmanı bilirkişisi var, ona soracağız. Bu yoğun kar yağışını küresel iklim değişikliğine bağlamak doğru mu? Aslında bu çok uzun süredir görmediğimiz bir yağıştı. Çok uzun süredir, hatta ülkenin güneyine bile çok uzun süredir bu kadar yoğun bir kar yağışı olmamıştı. Ama az önce senin de söylediğin gibi her ekstrem hava koşulunu mutlaka küresel iklim değişikliğiyle bağdaştırmıyoruz. Yine de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin artık hayatımıza girdiği bir gerçek. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde birçok farklı hava koşuluna, daha fazla doğal afete hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gerekenler var. Mesela nelerin yapılması gerekiyor? Şimdi öncelikle iklim sisteminin bizim hayatımızdaki yerini ve ne olduğunu bir anlamak gerekiyor. Biz şu anda dünyanın ortalama sıcaklığının giderek arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Şu anki artış endüstriyel devrim öncesine göre 1.1-1.2 düzeyinde. Ve bu yakın zamanda eğer biz böyle devam edersek 2'lere kadar gidecek. Bizim normalde vücut sıcaklığımız 36,5 derece ve 1-2 derecelik bir değişiklik bile nasıl bütün vücut mekanizmasını, bütün sistemleri değiştiriyor ve birçok hastalığa sebep oluyor. Aslında dünyanın ortalama sıcaklığını da böyle büyük bir sistemin birkaç derecelik değişikliğinin büyük değişikliklere, büyük bozulmalara sebep olacağını benzetebiliriz. İkisi aynı şey aslında. Dolayısıyla bizim mümkün olduğu kadar bu artışı geriye çekmemiz gerekiyor ve zaten var olan artışa da uyum sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. İklim değişikliği sadece dünyayı en fazla kirleten belli başlı devletleri değil, Afrika kıtasındaki ülkeler başta olmak üzere tüm insanlığı etkiliyor. Türkiye olarak biz de bu olumsuzluklardan etkilenen ülkeler arasındayız. Peki Türkiye'de şimdi buna yönelik çalışmalar var mı? Mesela işte İstanbul'da da yıllardır olmayan bir kar yağışı görüldü. Hatta öyle ki Antalya'da, Alanya'da, Akdeniz bölgesinde 29 yıl sonra bu denli bir kar yağışı görüldü. Bu ne demek oluyor ve Türkiye'de tabii yapılan çalışmalar ne yönde? Aslında bu noktada sıfır noktasında değiliz. Yani bir şeye sıfırdan başlıyor gibi değiliz. Bununla ilgili yapılmış başka çalışmalar var. Sadece o çalışmaları derleyip toparlayıp bu amaca yönelik, iklim değişikliğiyle mücadele amacına yönelik bir plan ve programı oturtmamız lazım ilk planda. Şimdi o zaman sırayla başlamak gerekirse bir ne yapılmalı, ikinci madde ne olmalı, üçüncü madde ne olmalı ya da böyle madde madde sıralanacak olur. Şöyle söyleyebilirim, şimdi öncelikle bir kere ülkenin bir fotoğrafı çekilmeli. Yani bizim şu anda bu iklim değişikliğine sebep olan sera gazlarının atmosfere salınması aslında. Bizim iklim değişikliğiyle ilgili bu miktarları, bu emisyonları sağlayan sektörler nelerdir? Burada ne gibi düzeltmeler, ne gibi değişiklikler yapmak lazım? Enerji politikalarımızı nasıl revize etmek lazım? Yenilenebilir enerjiye nasıl daha fazla geçiş yapmak lazım? Bu alanda ne gibi destekler, teşvikler sağlamak lazım? Aslında öncelikle enerji politikalarımızı, sanayi politikalarımızı bu yönde değiştirmemiz lazım. Ve bu geçişi önce planlayıp sonra bu geçişin hayata geçirilmesini adım adım takip etmemiz lazım. Öncelikle bu var. Tabii bunun içinde bilinçlendirme çalışmaları, eğitim çalışmaları, iletişim çalışmaları bunlar çok çok önemli. Bunu ne kadar çok anlatırsak, yani eğitim müfredatına koymak olsun, halkı bilinçlendirmek, yetişkinleri bilinçlendirmekle ilgili çalışmalar olsun, bunların hepsinin de planlanması lazım. Kömürden çıkmamız lazım, bunu planlamak lazım. Kömürden çıkmak hemen böyle bir anda olacak bir şey değil, bunu bir faz planlamak lazım. Kömürden çıkarken onun yerine alternatif neler koyabiliriz? Bunlara bakmak lazım. Yani dolayısıyla iyi bir planlama ve onun peşinde de bu planın hayata geçirilmesi çok önemli. Şimdi çok önemli dedin. Bir taraftan da bu kar yağışı öncesinde haberler, başlıklar, manşetler şu yönde. İşte Sibirya soğukları Türkiye'ye geliyor diye. Sibirya soğukları Türkiye'ye gelirken bizler de ajanda olarak Sibirya'ya gittik. Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim Sibirya'da. Sibirya acaba karla, kışla, soğukla nasıl mücadele ediyor? Şimdi bir ondan dinleyelim bakalım. Dondurucu soğuklar deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki Sibirya. Ben de şu anda Sibirya'dayım, Batı Sibirya'da. Sibirya'nın Tümen şehrindeyim. Burası çok eski bir şehir ama burası artık eksi 19'ları, eksi 20'leri, 25'leri sürekli yaşayan, kış aylarında sürekli kar yağışları ve dondurucu soğuklarla yaşamaya alışmış bir şehir. Ve burada insanlar artık öyle bir yaşam içerisinde, döngü içerisindeler ki arkamda gördüğünüz gibi dolmuş turlar rayında, tekneler görüyorsunuz dolmuş vaziyette. Yollar her yer açık, trafik şakır şakır işliyor ve insanlar işlerine gidiyor, düzenler hiç bozulmuyor. Çünkü burada alışılmış bir kış şartı var. Bu şartlar içerisinde de yaşamını idame ettiren insanlar var. Dolayısıyla ülkemizde şu son günlerde yaşanan kış şartları gerçekten bizleri çok üzdü. Aksayan hava ve kara ulaşım başta olmak üzere, hatta tedarikte, gıda tedariği başta birçok konuda aksamalar yaşandı. Tabii ülkemiz kış ülkesi değil, Sibirya değil ama Sibirya'nın bu dondurucu soğuklarla mücadelesi ve yaşam şartları içerisindeki lüks ve konforlu yaşamı da dikkatlerimizden kaçmış değil. Yoğun kar ve soğuk hava şartları işte böyle hayatın normal akışını engellemiyor Sibirya'da. Karda koşuya, yürüyüşe çıkanlar, köpeğini gezdirenler, işine yürüyerek giden Sibiryalılar, kara buza rağmen akan trafik, hayatın böyle normal akmasına yardımcı olan günün rutinindeki kar temizleme çalışmaları, gün doğuşunda gökyüzünün kırmızısı, yerde karın beyazı. Yazın işlek olan Tura Nehri'nin, teknelerin, yolcu gemilerinin kışın donmuş hali. Haziran 2021'de hava sıcaklığı 18 derece daha artarak 38 dereceyi gören Sibirya'nın 2022 kış hali. Mehmet Ali Dim de aktardı Sibirya'daki durumu. Tabii artık Sibiryalılar günlük hayatlarının bir parçası haline getirmişler. Oradaki soğuğa son derece hazırlıklılar. Diğer taraftan şunu da sormak istiyorum. Seni de bulmuşken. Şimdi iklim değişikliği ile kar yağışı konuşulduğu zaman genelde iklim değişikliğinin kar yağışının gittikçe azaltacağı aslında öngörülür. Şu anda biz artan bir kar yağışı oranından bahsediyoruz. İşte bu anlamda da bir tezatlık var aslında mevcut olan görüşler ya da bazı tartışmalara ilişkin. Bunu ilişkilendirmek mümkün mü? Yani doğru orantılı mı, ters orantılı mı? Kar yağışıyla iklim değişikliği, küresel ısınma. Aslında şöyle, ortalama dünyanın ortalama sıcaklığındaki artış, yani küresel ısınma dediğim şey aslında iklim sisteminde bozulmalara sebep oluyor. Ne demek bu? Bizim normalde beklediğimiz bir ritim var değil mi? İklim koşullarından, meteorolojik koşullardan beklediğimiz bir ritim var. İşte yazların belli bir sıcaklığı var, yağışların belli bir oranı var. Her şeyin belli bir düzeni var. Alışılagelmiş bir sistem var. İşte bunun bozulması, daha fazla doğal afetler, daha fazla seller, çok fazla yağan yağışlar, birdenbire bastıran yağışlar, böyle bardaktan boşanırcasına o yaşadığımız dolular, çok sıcaklar, o sıcaklıkların neden olduğu kuraklıklar, bunların hepsinin tarıma, turizme, bizim günlük hayatımıza olan etkisi. Yani dolayısıyla aslında bozulmalardan bahsedebiliriz. Yağış rejimlerinden, zamanlamalardan, hani her zaman beklenen zamanda değil de daha başka bir zamana kaymasından. ve bunun bütün doğanın ritmini bozmasından bahsedebiliriz aslında. Şimdi bir iklim yasası hazırlanıyor ve bir iklim değişikliğiyle mücadele için bir yol haritası hazırlanıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede yol haritamızı teşkil eden Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı ile İklim Değişikliği Uyum Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Bu yasada neler var? Bu yasanın amacı Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl bir politika izleyeceği, mücadelede iki başlıkta değerlendiriliyor. Bir tanesi iklim değişikliğini nasıl azaltabiliriz? Yani iklim değişikliğine neden olan sera gazlarını nasıl azaltabiliriz? İkincisi zaten atmosfere salınmış olan sera gazlarının yarattığı bir iklim değişikliği var. O iklim değişikliğiyle nasıl mücadele edebiliriz? Neyi değiştirmemiz lazım? Mesela artık yazlar güneyde çok daha sıcak olacak. Belki turizmi yayla turizmine çekmemiz gerekebilecek. Yani yazın güneyde çok fazla dışarı çıkılamayacağı için çok sıcak hava koşulları yüzünden belki turist sayısı azalacak. Turizm politikamızı değiştirmemiz gerekebilir ya da adapte etmemiz gerekebilir. Bunun gibi işte yazın sıcaklıklarda çok fazla kişi riske girmesin diye, sağlık riske girmesin gibi ne gibi önlemler alınabilir? Buna bakılacak. Çok fazla yağış alıyor Türkiye. Bu yağışların rejimi ve ritmi değişti. Seller olmasın diye ne gibi yapılanma çalışmaları yapılabilir gibi. Yani iki başlıkta değerlendirilecek. Bununla ilgili gerekli hükümler belli olacak aslında. Peki şimdi biz bütün bunlara, şu anda içinde bulunduğumuz hava şartlarına, karşı karşıya olduğumuz doğa olaylarına yeni normal diyebilir miyiz? Yani alışmamız gereken yeni normal diyebiliriz, evet. Artık bu adapte olmamız gereken bir durum. Hayatımız bundan sonra böyle olacak. Selamünaleyküm. Geçmişe baktım. Senin burada ne işin var? Hadi kiminle konuşacağız? Kiminle röportaj? 700 Yunus. Keyifler yerinde. Uzun yıllar. Çok güzel atıyorum ya. Döviz kurları çok seyri atamadım yani. Kahve o kahve. I'm ready. Geliyorum. İlk kayda göre Anadolu... Böyle havanın soğumasının... İnşaat sektörü, pardon, bu benden. Hangi kamera benim? Devletlerinin başladı, değil. Son, hadi. Son, tamam. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandanın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saate, pazar akşamı saat 21'e ajandanıza bizi yazın. Şimdilik hoşça kalın.